Harika Hikaye, Eski Antlaşma. Tanrı Yusuf'a yardım etti. Yaratılış 37 ve 41. bölümler. Yakup'un 12 oğlu vardı ama en çok Yusuf'u severdi. Yusuf'a en iyi giysileri verdi ve ona en lezzetli yemekleri verdi. Bir gün Yusuf bir rüya gördü. Rüyasında kardeşlerine lider oldu. Rüyasını anlatırken babasına ve kardeşlerine karşı övündü. Kardeşleri Yusuf'tan daha çok nefret ettiler. Bir gün bir kardeşi, "Yusuf'u öldürelim," dedi. Kardeşlerinden bir diğeri ise, "Hayır, onu öldürmeyelim, onu köle olarak satalım," dedi. Kardeşleri Yusuf'u Midyanlı tüccarlara sattılar. Yusuf Mısır'da köle oldu. Yusuf, Mısır komutanı Potifar'ın evine geldi. Yusuf çok çalıştı. Yusuf çaresiz bir köleydi ama Tanrı ona yardım etti. Yusuf'un sayesinde Tanrı Potifar'ın evini bereketledi. Bir gün kötü bir şey oldu. Potifar'ın karısı kocasına yalan söyledi. O, "Yusuf kötü bir köle," dedi. Potifar Yusuf'u hapse attı. Hapiste Tanrı Yusuf'laydı. Yusuf tutsaklarla ilgilendi. Bir gün Yusuf iki tutsağın rüyalarını yorumladı. Onlar kralın yardımcılarıydılar. Birkaç gün sonra onların rüyaları gerçekleşti. Bir gece Mısır kralı iki ilginç rüya gördü. Rüyanın birinde 7 zayıf inek 7 sağlıklı ineği yedi. Diğer rüyada 7 kuru başak 7 güzel ve dolgun başağı yedi. Kral birçok kişiye "Bu rüyalar ne anlama geliyor?" diye sordu. Hiç kimse ona rüyanın anlamını söyleyemedi. O zaman kralın yardımcısı Yusuf'u hatırladı. O, "Yusuf rüyayı yorumlayabilir," dedi. Kral Yusuf'u getirmelerini söyledi. Yusuf şöyle dedi. "Rüyanın anlamı şöyledir. Gelecek 7 yıl bereketli olacak. Çok ürün alacaksınız. Ama ondan sonra 7 yıl kıtlık olacak. O zaman ürün alamayacaksınız. Kıtlık için hazırlanmanız gerekiyor." Kral bunu duyduktan sonra çok hoşnut oldu. Kral Yusuf'un bilgeliğine şaşırdı ve bundan mutlu oldu. Kral, "Sen çok bilgesin. Senden halkımı yönetmeni istiyorum," dedi. Kral Yusuf'u bütün Mısır'ın yöneticisi yaptı. Yusuf, "Tanrı benimle ilgilendi," dedi. Tanrı Yusuf'la birlikteydi.